Evet, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Şöyle bir Ali Cabbar'a üzüldük yine değil mi reklam arasında? Yani son zamanlarda ülkece bütün derdimiz Ali Cabbar oldu biliyorsunuz. Hep birlikte oturduk Ali Cabbar'a üzülüyoruz. Biraz da Ali Cabbar'a üzülelim dedik. Hiç başka derdimiz kalmadığı için. Gerçekten ama şöyle çok dokunaklı bir şarkı. Hakikaten yani hiç böyle ben etkilenmiyorum diyen insanı bile etkileyecek bir şarkı aslında. Bir aşk Ben de hikayesi. melodisini çok beğendim Melodisi tabii. de Çok çok iyi güzel yapmış ve bir Emircan. anda böyle değil mi şarkı çıktı ve bir anda Patladı. patladı. Bir anda patladı. Her yerde Ali Cabbar'ı duyuyoruz. Herkes Ali Cabbar'a üzülüyor. Hakikaten böyle ülkece Ali Cabbar'ı alıp bağrımıza basasımız geldi. Gerçekten o hale geldik ama tam biz bu şarkıyı ve Ali Cabbar'ı çok sevmiştik ki hatta Ali Cabbar'ın filminin yapılacağı konuşulmaya Evet. başlanılmıştı. Ali Cabbar'ın hikayesi çekilecek deniliyordu ki gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Ali Cabbar çalıntı dediler. Şarkısının evet 5 milyoncuk borç verir misin isimli Türk filminden çalıntı olduğu iddia edildi. Şimdi kıyaslamayı biz sizlerle paylaşacağız. Ondan sonrasında üzerine yorumlarımızı yapacağız. Evet. Evet, şimdi Ne diyorsun şimdi bu kıyaslamaya? şunu söyleyeceğim. Hatırlıyor musunuz? Cuma günü bir açıklama yapmıştım burada. Yine bu çalıntı şarkı iddiası Mustafa Sandal'ın Evet. isyankarı ile ilgili. Cuma günü demiştim ki, şimdi bazen demiştim iki şarkı arasında benzer ezgiler olur. Böyle dinlediğimizde bizi anımsatır bir diğer Evet. şarkıyı ve hemen çalıntı iddiası ortaya atılır demiştim. Bazen de birebir kopyalanır. Şimdi Mustafa Sandal'ın İsyankarı biliyorsunuz burada sizlere de dinlettik. Aynısı Birebir yani. O kopyalanmıştı. aynısı Aynısıydı. zaten. Ama burada bence benim tam olarak işte o gün anlatmak istediğim şey var. Benzer ezgiler var. Hatırlatan melodiler var. Yani Evet. birbirini hatırlatıyor iki şarkı ama birebir aynı diyemeyiz. Yani bunu zaten Ben de biraz çalıntı olduğunu müzik ve nota düşünmüyorum. bilgisi olan herkes zaten aynı fikirde olacaktır. Evet, iki şarkı birbirini anımsatıyor ama kesinlikle birebir çalıntı değil. Ben de öyle düşünüyorum. Seninle aynı düşünüyorum. Hatta geçen programda demiştik ki yani bir şarkıyı çalmak var, çalmak var. Şimdi bir kısmından mesela esinlenip yola çıkıp bambaşka bir eseri ortaya çıkarabilirsin. Sadece bir kısmından. Bir de tamamını alıp resmen yürütmek var yani Mustafa Sandal'ın başına gelen gibi. Ama bu şarkıda esinlenilmiş olabilir Evet, belki. sadece esinlenme Aklında durumu kalmış var. Şimdi olabilir Ali bu Cabbar'ı melodi. zaten sürekli dinliyoruz artık hepimizin hafızasında ama 5 Cuk. milyoncuk borç verir misin'i tekrar bir dinleyebilir miyiz arkadaşlar hazır olduğunuzda? Bir kez daha dinletelim seyircimize o kısmı. Bence sadece birbirini anımsatan iki Bana da öyle şarkı. geliyor. Evet. Gördüğün gibi Evet. tamamıyla aslında birbirinden farklı, notalar farklı, her şey farklı. Yani ritim Yani farklı şarkının devamı da aynı şekilde gelmiyor. Hatta gelmiyor. zaten Emircan İrek'ten yani Ali Cabbar'ın Evet. sahibinden bir açıklama da geldi bu konuya dair. Evet. Kesinlikle çalıntı diye bir şey yok. Aynı senin dediğin gibi benzer Benzer ezgileri taşıyor ezgiler var. olabilir. Bu tarz hani ezgiler standarttır yani birçok şarkıda kullanılır. Katiyen öyle bir şey yok Kesinlikle dedi yok. İki kendisi. şarkı birbirini sadece birazcık anımsatıyor. Hepsi bu. Çalıntı olduğunu ben de asla kabul etmiyorum. Bu arada bu kadar söz etmişken, bu kadar biliyorsunuz bomba gibi bir şarkı oldu Ali Cabbar. Herkesin dilinde 7'den 70'e çocuğu da söylüyor, yaşlısı genci herkes Ali Cabbar'ı söylüyor. Ali Cabbar'ın hikayesinden de bahsetmek istiyorum hazır burada konu açılmışken. Şimdi anlatıldığına göre hikayesi şöyle. Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayan Ali Cabbar 5 çocuklu ailenin
ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar. Bir gün babasının "Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var, yürü Ali Cabbar" demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Aşkı artık kara sevdaya dönen Ali Cabbar gördüklerinden sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar'ın şehit düştüğü haberi gelir. Evet, aslında böyle tüylerim diken diken oldu. Bende de öyle okurken oldu. Okurken gerçekten. Ya her ne kadar şöyle hikayelere alışık olsak da, yani aradan yıllar da geçse bu hikayeyi bize yediriyorlar gerçekten. Evet. Ve yine duygulanıyoruz, yine evet, duygulanıyoruz. Evet, yine duygulanıyoruz. Evet, gerçekten Ali Cabbar şarkısını bu arada seviyoruz. Hikayesi acı olsa da melodileri bize iyi hissettiriyor. Barış'tan rica ediyorum, şöyle bize bir Ali Cabbar'ı ver. Bir kendimize gelelim. Ondan sonra bayılırsın, sıradaki haberimize geçelim. Çok seviyorum ya. Müziksiz duramıyorum biliyorsun. Ateş var ne de duman ama tutuşur alevler, yanar Ali Cabbar. Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler, yanar Ali Cabbar. Sevdiğin kız başkasına varmış, hiç dayanabilirsen dayan Ali Cabbar. Sevdiğin kız... Evet, Allah herkesi sevdiğine nasip etsin inşallah. Senin sevdiğin çocuk başkasına vardı mı? Nasıl bir soru böyle? Madem konu buradan açıldı onu da sorayım. Senin dedi. Vardı herhalde. Yani senin, ben vardı diye hatırlıyorum. Senin vardı herhalde. Evet, şimdi bu konuyu burada kapatıyorum. Hiç girmeyecek. Evet, peki. Şimdi Hülya Avşar'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Hülya Avşar'a gidiyoruz. Biliyorsun Hülya Avşar benim çok sevdiğim isimlerden bir tanesi. Yine büyüledi güzelliğiyle. Güzelliğiyle Hülya Avşar mütemadiyen zaten fiziğine dikkat eden, evet, sporunu yapan. Çok, çok. Çok su içen birisi. Çok dikkat ediyor. Bu çok da zaten cildine yansıyor. Vücuduna da yansıyor aynı şekilde. Şimdi hep duruyor, duruyor, duruyor. Ondan sonra bir fotoğraf paylaşıyor. Tekrar gündemde Hülya Avşar'ı görüyoruz. Öyle de bir özelliği vardı. Evet, tatilden pozlar paylaşıyor son zamanlarda. Tatilden de pozlar paylaşıyor son zamanlarda ama bu leopar desenli kıyafet gerçekten inanılmaz derecede beğenildi. 59 yaşında Hülya Avşar. 60'a 59 merdiven yani. Dayadı artık. 59, bir bakar mısın? Yani 59 yaşında gibi mi duruyor sence? Yani. Gerçekten müthiş bir fizik. Leopar giyme dersi vermiş diyebiliriz. İnanılmaz öyle giyilmez böyle giyilir demiş. Zaten beğeni ve yorum yağdı bu fotoğraflara. Şimdi ben normalde leopar deseni çok sevmem mesela. Ay ben bayılırım. Yani çok kendime yakıştıramıyorum her zaman. Bir de leoparın da böyle çeşitleri vardır ya desenlerinin. Tabii tabii, evet. Ama bazı insanlar leoparı o kadar güzel ve o kadar asil taşıyorlar ki. Hülya Avşar da onlardan biri. Yani bakar mısın? İnanılmaz, inanılmaz. Yani, yani leopar eskiden güne giden teyzeler arasında giyilen bir renk yani desenken terlikleri de öyle seçiyorlardı. Ama leopar şimdi artık tekrar popüler biliyorsun. Çok daha farklı bir şekilde kullanılıyor. Gülşah Saraçoğlu çok dinamik kullanıyor tasarımlarında. Ay, rahmetli Nur Yerlitaş biliyorsun bir leopar aşığıydı ve çok fazla kullanırdı. Türkiye'ye leoparı sevdiren isim Nur Yerlitaş'tır yani. Bu arada tabii burada Hülya Avşar'ın kıyafetinin bu kadar gündem olmasının nedenlerinden biri de dekolte şov. Evet. Yapmış olduğu dekolte şov. Bu tarafta görmüyoruz ama elbisenin diğer tarafı komple açık ve dekolte. Birazdan öyle bir fotoğrafta görürüz. Ve 59 yaşında bu, evet, kadar şahane bir fiziğe sahip olması ve o dekolteyi o şekilde taşıyabilmesi herkesi şaşırttı. Kalalım burada. Bak gördüğün gibi yan, evet, taraf komple açık. Komple yan tarafta bacak dekoltesi var. Ve Hülya Avşar gerçekten 20'lik kızlara taş çıkartacak şekilde muhteşem görünüyor. Gerçekten de o şekilde. Yani adeta elbisenin üzerine asmışsın, görünüyor, bırakmışsın. Muhteşem görünüyor. Harika. Ama biliyorsun çok... Mağazalardaki mankenlerin üstüne assan
Ancak böyle görüyoruz. Bu arada zaten ilk defa böyle bir Asla dekolte görüyoruz. Genelde sırt dekoltesi sever. Hülya Avşar sırt dekoltesinden evet hoşlanır. İlk defa böyle yandan bir dekolte vermiş. Öyle deme ama ya, bacak dekoltesini de seviyor. Ama derin yırtmaçları. Hani göbek, kenar, beldeki dekolte tabii, var ya evet, onda çok görmeye alışkın olmadığımız bir şey. Zaten bu işte göbek bölgesini açmayı çok sevmiyor aslında. Çünkü biliyorsundur belki hikayesini bunun. Seneler önce bir film evet çekimi esnasında bir kaza geçiriyor ve bu göbeğinde bir yara izi oluşuyor. Onun üzerine yıllarca hiç göbek dekoltesi kullanmıyor. Hep sırtını görmeye alışkınız onun. Ama bundan birkaç sene önce biliyorsun oraya dövme yaptırdı. Evet, evet. Az önceki hatta arkadaşlar o tatilden görüntülerinde, beyaz pantolonlu görüntülerinde vardı dövmesi. Dövme yaptırdı sonrasında ve yavaş yavaş artık öyle göbek dekolteli hallerini de görüyoruz. Muhtemelen o yara iziyle de barıştı. Bu son klibinden yani görüntüleri. Yani 59 yaşında yaptı evet, her tarzı. Dövmeyi görüyorsun değil mi? Kemisine yakıştırması var ya, inanılmaz bir şey gerçekten evet, ya. Burada dövmesini görebiliyoruz evet orada. Evet, o yara izini kapattı ve artık daha cesur kıyafetler giyebiliyor. Vallahi her şey yakışıyor. O Türkiye'nin starı kesinlikle ve çok zeki bir kadın. Zekasına hayranım. Gerçekten bence kariyerini de çok iyi yönetiyor. Türkiye'nin en zeki kadınlarından biri. Ne zaman ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Hayatı resmen bir satranç tahtasının üzerinde gibi yaşıyor. Ben hayranım bu özelliklerine. İnanılmaz yani. Tebrik ediyorum yine. Şahane görünüyor. Şahane buradan görünüyor. Sevgilerimi gönderiyorum Hülya Hanımcığıma. Öpücüklerimi gönderiyorum. Onu çok seviyorum. Diyelim ve şimdi Burak Sergen'le devam edeceğiz. Evet. Böyle biraz daha tatsız bir konu ama böyle tatsız konuların üzerine çok konuşmak istemiyorum. Sadece haberi de söylemek istiyorum. Şöyle, Burak Sergen 2018 yılında ayrıldığı eski eşi Işıl Sergen'e çocuğu için ödediği nafakanın azaltılması için dava açtı ve şu şekilde söyledi. Ben 18 bin Türk lirası nafaka karşılığında anlaştım. Protokole göre nafaka bir sene sonra artıyor. 18 binden 25'e çıkarıp anlaşmak istedik. 70 bin Türk lirası talepte bulundu. Biz bu parayı ödeyemiyoruz. Ben bu yüzden 3 ay hapis cezasına çarptırıldım. Cezanın itiraz süresini bekliyoruz şu an dedi. Yani hapse girmekten korktuğunu da dile getirdi. Evet, bak, o açıklamayı da söyleyeyim. O açıklamayı da oku. Hapse gireceğim için korkuyorum. Bodrum'da bir evimi sattım ve yüklü bir ödeme yaptım. Covid döneminde hastalandım. Buna rağmen yine setlere gittim. Çalıştım sırf nafaka ödeyebilmek için diye konuştu. Evet, şimdi 19 yıl Bahar. 19 yıl. Çok uzun bir Işıl süre Hanım'la gerçekten. Evli kaldılar. Çok uzun bir süre. 1999-2018 arasında evli kaldılar. Oldukça uzun bir süre ve boşanılı da 2018'de boşanmışlar. 5 yıl olmuş neredeyse. Evet. Şimdi şöyle, bu biliyorsun nafaka olayı aslında çok sıkıntılı bir konu. Sıkıntılı bir konu gerçekten. Geçmişte de biz Acun Ilıcalı'nın ödediği nafakaları biliyorsun çok gündeme getirdik. Çok konuşuldu. Aynı şekilde Mehmet Ali Erbil'in ödediği nafakalar çok konuşuldu. Ama artık da biliyorsun yasal olarak bazı düzenlemeler de vardı nafaka hususunda. Artık öyle hani boşandım, ölene kadar nafaka alacağım ya da ölene kadar nafaka ödeyeceğim eski eşime diye bir şey kalmadı. Ama buradaki konu ortada bir çocuğun olması. Evet. Şimdi bu nafaka da zaten muhtemelen çocuk için ödenen bir nafaka. 18 bin liradan 70 bin liraya çıkıyor. Şimdi evet, bir anda çok ciddi bir çok artış. Yani kaç katı fark atıyor. Söz konusu. Bu durumun artık gerçekten düzeltilmesi gerekiyor. Sadece ünlüler camiasında yaşanan bir şey değil bu. Günlük yaşantıda da birçok kişinin başına geliyor. Yani şöyle olması gerekmiyor mu? İki taraf da çalışıyorsa o zaman çocuğun masraflarının ona göre bölünüp zaten bu nafakayı çocuk almıyor mu? Evet. Tamam. Şimdi iki tarafında bir katkıda bulunması gerekiyor. Şimdi şöyle bunu tabii ki kötüye kullanan insanlar da var bu arada. Evet. Yani gerçekten i̇şte tam olarak o sebepten bak, çocuğuna yani. Hayır şu da var. Çocuğuna nafaka ödemek istemeyen işte bütün o çocuğunun sorumluluğundan kaçan erkekler de var. Bu da bir gerçeği günümüzün. Maalesef böyle durumlar tabii, da var. O tarafı da adam var, kendi doğru evladına hiçbir şekilde destek olmak istemiyor. Böyle durumlar da var. Zaten nafaka bunun için yasal olarak verilmiş bir hak yani. Evet. Böyle durumları önlemek için. Ama işte dediğin gibi bazen de karşı taraf durumu suistimal
suistimal edip böyle çok yüksek meblağlar talep çok edebiliyor. Çok fahiş fiyatlar. Bak, bunlar yani. Adam 62 yaşında yani, bir de gerçekten daha ne kadar hani çalışıp çabalayacak falan filan. Ama şöyle de bir açıklama yapmış. Bir ev, üç araba. Ankara'da annemin bir evi. Geçtiğimiz aylarda kaybetmiştim diyor annem. 5 kardeşe bölünmüştü diyor. Ve onun hissesini vermiş. Babamın bir evinin parası. Eski çocuğuma ve eski eşime verildi diyor. Eğitim, spor giderleri, tatil giderleri, bunların hepsini ben ödüyorum. Ve bunun dışında da 18.000 TL nafaka karşılığında anlaştım. Çocuğumun üstün şartlarda olmasını istediğim için onayladım ve nafakayı hep yatırdım. Protokole göre nafaka bir sene sonra artıyor. Eğitim konusunda anlaşamadık. Bir sene içerisinde 3 okul değiştirip çocuğu sınıfta bıraktırdı. Bu eğitimde anlaşmazlıktır. Bana sorulmadan kafasına göre hareket ediyor ve bilgi vermiyor. Sonrasında öğreniyorum dedi. Çocukla ilgili yaşadıkları farklı anlaşmazlıklar, evet, da var yani. Çocuk sınıfta kalmış. Şimdi ben çocukla ilgili detaylarını da eşle ilgili detayların bu kadar verilmesi taraftar değilim hiçbir zaman. Ancak şunu da anlayabiliyorum. İnsanlar cinnet getirebiliyor gerçekten. Yani uzun süre boyunca direnç göstermekten ve kendini tutmaktan ötürü böyle açıklamalar yapabiliyorlar. Öte yandan işin nafaka kısmına baktığımız zaman çok hak veriyorum. Gerçekten çok hak veriyorum. Zaten eğer gerçekten de 18 bin lira nafaka artı geri kalan tüm sosyal giderler şeklindeyse bu zaten asları yüzünü geçiyor. Şimdi bak geçiyor şöyle gerçekten. Çocuğun zaten eğitimi, sağlığı vesaire değil konu. Bak bu açıklamanın devamı da var. Şok olacaksınız. Diyor ki benim iyi niyetim suistimal ediliyor diyor. Çünkü Londra'ya tatile gidiyorlar. Faturası bana geliyor. Bodrum'a gitmiş, faturası bana geliyor. Hani ortak karar verilecekti? Protokolde böyle yazıyor. İtiraz kabul edilmezse cezamı çekeceğim mecburen diyor. Çocuğum için girer 3 ay yatarım ama çocuğa bunu nasıl açıklayacaksınız? Babanı hapse gönderdim mi diyeceksiniz? Ve ne sebeple? Bütün çalıştığımı, mal varlığımı nafakayı ödemek için kullandım. Hapse gireceğim için korkuyorum. Meslek hayatımı da tehlikeye atıyorum. Tüm bunları oğlum için göze alıyorum. Bunu da söylemeyecektim ama nafaka ödemek için kredi çektim. Yine ödedim. Bodrum'da bir evimi sattım ve yüklü bir ödeme yaptım diyor. Ve sağlık problemleri de var biliyorsun. Buna rağmen çalıştığını da söylüyor. Sağlık problemlerime rağmen setlere gittim nafakayı ödemek için diyor. Şimdi bak Londra'ya gitti. Londra'ya gittiler diyor. Faturayı bana gönderdiler diyor. Bodrum'a gittiler diyor. Faturayı bana gönderdiler diyor. Yani burada bir babanın çocuğuna bakmaması falan gibi bir durum söz konusu değil. Eğitim, sağlık giderlerini ödememesi gibi bir durum söz konusu değil. Anladığım kadarıyla eski eşi ne yapsa attığı adamın faturasını Burak Bey'e gönderiyor. Ya ben şunu burada tabii temel düşünceyi baz alıyorum. Nasıl bir nefret karşı tarafı bu kadar zor durumda bulunmaya itebilir? Şimdi bir de günah yani değil mi ya? Çok büyük bak ben bir şey şöyle de düşünüyorum. Şimdi yani adam çocuğuna bakıyor. Çocuğunun eğitim giderlerini karşılıyor, sağlık giderlerini karşılıyor. Eminim bir müşkülü olduğunda, yani çocuğunun bir şeye ihtiyacı olduğunda zaten onu da karşılayacaktır. Ama eski eşinin bütün giderlerini, Londra'daki tatilini, Bodrum'daki tatilini karşılamak zorunda değil. Adamcağız 62 yaşına gelmiş, hala çalışıyorum diyor. Çalışmaya devam edeceğim çocuğum için diyor. Zaten her türlü fedakarlığı yapıyor. Yani hani kenara çekilen bir adam değil. Burada koruyormuş gibi oluyorum ama bir de işin şu yanı da var elbette ki. Şimdi kendine yeni bir hayat kuracak bu adam elbette ki. İsteyecektir yani bunu belki de. Yani. Nasıl kuracak bu şartlar altında? Bütün malını, mülkünü, parasını, kazancını, her şeyini eski eşine verirken kendine nasıl yeni bir hayat kursun? Ya bir de şey söylediğinde çok haklı açıkçası. O benim çok dikkatimi çekti. Bunu çocuğa nasıl açıklayacaksınız ben hapse girersem? Yani şöyle mi söylenecek o zaman? Baban hapse girdi. Çünkü nafakayı ödeyemedi. Çünkü Bodrum tatilimizin ve Londra tatilimizin parasını yani bu ödemedi. Gerçekten onulmaz bir yara açacak bir şey. Ya hiç hoş değil. Ben hakikaten böyle maddi anlamda şeyler duyduğumda çok üzülüyorum. Şimdi iki insan gerçekten dostça ayrılamayabilir. Ama ortada bir çocuk varsa şayet her şey o çocuğun sağlıklı gelişimi için olmalı. Ve sağlıklı bir çocuğun gelişimi için de sağlıklı anne baba şart. Mutlu kesinlikle anne baba şart. Burada anladığım kadarıyla
amacıyla anne tarafı baba tarafını mutsuz etmeye yönelik tamamen davranıyor. Görünen ve o. Bütün hayatını belki de 19 yılın hıncı bu yani. İşte parasını, malını, mülkünü, her şeyini alayım, kendine yeni bir hayat kuramasın bu adam. Bu saatten sonra hiçbir şey yani bu bir yapamasın çözüm gibi değil. Bir durum var gibi hissettim. Açıkçası üzüldüm çünkü biz Burak Sergen'in de mutlu olmasını isteriz. Evet, evet. Artık yolları ayrıldı. Herkes kendi hayatına bakacak. Evet. Ve şimdi yabancı magazin evet. gündeminden yabancı magazin bir haberle gündeminden bir habere devam geçeceğiz. Edeceğiz. Evet. Şimdi dünya onun adını 1985'te oynadığı Rocky 4 filmiyle duymuştu. Ve o günden bugüne 80'den fazla başrol oynadı. Kimden bahsediyoruz? Kimden bahsediyoruz? Dolph Lundgren'den bahsediyoruz. Aslında onu biz Ivan Drago olarak biliyoruz. Ivan Drago olarak biliyoruz. Evet, biliyoruz. 65 yaşında biliyoruz. Kendisi. Şu anda 65 yaşında. Herkes ve onu Ivan Drago olarak biliyor. Peki şimdi bugün bizim bu şekilde ekranlara taşıma nedenimiz ne? Aslında çok enteresan bir öykü var ve şu anda bütün dünya magazini, magazin basını bu konuyu konuşuyor. Evet. Bir izleyelim görüntülerini. Ondan sonra konuşalım. Görüntüleri filmden görüntüler evet, evet, bu arada. Kendisini bir kim hatırlayalım. Kim olduğunu bir hatırlatmış evet, bir olalım ve devam edelim. Evet, şimdi konumuza gelelim. Biliyorsunuz burada sık sık yaş farkından konuşuyoruz. İşte büyük yaş farkı varsa arada aşk olur mu olmaz mı diye. Bahar'cığım hiç desteklemiyor bu konuyu. Ben de aşkın yaşı olmaz savunucularındanım. Şimdi burada şöyle bir konu var. Beyefendi 65 yaşında ve 27 yaşında bir nişanlısı var. Yanında da görüyoruz nişanlısını. Evet. Bakın evet burada. Çok da güzel bir hanımefendi. Çok da güzel kendisi. Bir hanımefendi ve son günlerde de birlikte böyle tatil fotoğrafları paylaşıyorlar sürekli. Akdeniz sahillerinde tatil yapıyorlar. Beraber çok mutlu pozlarını paylaşıyorlar. Kamuoyunda bu durum önce bir çok ses getirdi. Yani şu fotoğraflar falan işte bu kadar yaş farkı var arada. Böyle gerçek bir aşk olabilir mi? Bu aşkın gerçek olmadığı, işte tarafların tamamen birbirini kullandığı, yakında zaten bu ilişkinin biteceği gibi pek çok olumsuz yoruma maruz kaldılar. Ve bunun üzerine de bir açıklama yapıyorlar ve o açıklama da aslında bakın burada tatil görüntülerini de görüyoruz. Evet. Bütün yürekleri burkuyor ve aslında arada yaş farkı olsa da aşkın olabileceğine dair bir umut ışığı yakıyor hepimize. Öyle değil hadi mi? Hadi yak bakalım çünkü açıklama. Çünkü şöyle söyle. 8 yıl boyunca kanser tedavisi görüyor. Herkesten gizliyor beyefendi bu tedavi sürecini ve hastalığını. Ve işin ilginç yanı da şurada ortaya çıkıyor. Hanımefendi, nişanlısı Emma Hanım bu 8 yıl boyunca kendisinin yanından bir an bile ayrılmamış. Bütün hastalık sürecinde ona destek olmuş ve ölümcül bir hastalıkla mücadele ediyor. Kurtulma şansı da aslında çok azmış. Ama Emma Hanım onun bu mücadelesinde bir an olsun elini bırakmıyor, hiç yanından ayrılmıyor ve sağlığına kavuşması anlamında da aslında çok büyük destekçisi oluyor. Ve bunu yıllar sonra açıklıyorlar. Ve aslında aşklarının gerçek olduğunu da ispatlamış oluyorlar ve tüm kamuoyunda da gerçek aşk böyle olur diye de zaten başlıklar atılıyor. Ne diyorsun? 38 yaş fark var arada. 38 yaş. Evet. Her ne kadar gerçektir değildir bilemesek de yani çünkü bu hastalık sürecindeki hedefler, amaçlar neydi? Ne hayal ediliyordu?
ya da Emmy Hanım'ın bu arada doktorlar, karakteristik background'u ne henüz 2 ya da 3 yıl yaşar demişler. Yani doktorlar en fazla 2 ya da 3 yıl yaşayabileceğini, bu durumun ölümcül olduğunu, 8 ayrı yerinde tümör varmış, iyileşme şansı neredeyse yokmuş, yani hani ölümü bekleniyormuş. Ve buna rağmen Emma Hanım hiç bırakmamış kendisini. Yani zaten hep yanındaymış. Ve bu arada bak ki, şöyle, şöyle bir şey de yok. Yani hani işte evli değiller, yasal olarak bir şey yok. Yani bu adam öldüğünde kadına miras falan da kalmayacak yani. Hani hiçbir çıkarı yok yani burada kadının. Ama hasta olması. Gerçekten yani adamı seviyor yani. Gelmiyor zaten. 8 sene boyunca diyorum bak, 8 yıl, 2-3 yıl ömür biçiliyor. 8 yıl adamın yanından ayrılmıyor. Vallahi Allah uzun ömürler versin de 38 yaş ne olursa olsun, ne söylenirse söylensin, bana inanılmaz ekstrem bir fark gibi geliyor. Bak yine söylüyorum. Sen 38 yaşındayken karşındaki kişi 0 yaşındaydı. Daha yeni doğmuştu. Aradaki farka bakar mısın? 38. Yani işte artık ununu elemiş, eleğini asmışsın ve senin sevgilin yeni doğuyor. Yani burada bir Fatma Giray'ın bir filmi vardı. Şimdi sen bu aşkın gerçek olmadığını mı düşünüyorsun hala? Yani... Ya kadın 8 sene hasta adama değil. Bakmış. Yani 8 yıl adamı bırakmamış o hastalığın içinde, ölecek olan ben adamı. Ben bunun psikolojik bir sorun olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü ben yani bu 10 yaş, 15 yaş falan... Bu aşktan başka bir şey olamaz. Gerçekten ya. Aşık hadi olmuş 20 bence. Yaşa kadar çıkayım senin için pazarlıkla. Ama 38 yaşa da çıkamıyorum be gülüm. Yani Özdeciğim. Ben bu aşkın gerçek olduğunu düşünüyorum. Seyircimiz ne düşünecek çok merak ediyorum. Bak, lütfen onlar da bize yazsınlar. Sen bugün gerçekten Barbie moduna girmişsin. Barbie dünyasında yaşıyorsun. Ama bak, Demet Akalın'ın bir lafı var bak, bu dünyevi ilişkiler için. Pembesi gitti, tozu kaldı. Kaldı. Yani bu ilişkileri Barış, o şekilde Barış görüyorum. Barış verir yani o müziği, hemen merak etme. Ama şöyle, şimdi bak bunu bu biliyorsun şu anda bu haber tüm dünya gündeminde. Her yerde bu konuşuluyor. Tüm ülkelerde bu haber konuşuluyor. Böyle manşet manşet haberleri çıkıyor. Oralarda da gazetelerde, dergilerde, magazin programlarında günlerdir bu konuyu tartışıyorlar yurt dışında da. Bu aşkın gerçekliği üzerine. Şimdi bizim burada yer vermememiz olmazdı zaten bu konuya, biliyorsun. Çünkü Türkiye'nin magazin nabzını da biz tutuyoruz artık magazin best olarak. Ama bütün dünya onların aşkını kabul etti Bahar'cığım. Bir sen etmiyorsun şu anda. Yani neyse herkes ki bak kabul tutunduğum etti. Tek nokta ne biliyor musun? Herkes kabul etti. Tüm dünya kabul tutunduğum etti. Sana kabul ettiremiyoruz. Söylüyorum sana. Adam 65 yaşında göstermiyor. Daha genç görünüyor. En azından oradan kurtarıyor diyebiliriz yani. Evet. Hani 65 yine yaşında... Yine de inanmıyorum. Bütün dünya inandı, ben inanmıyorum diyorsun. Yok, bu ben aşka. Yok, ben inanmıyorum. Sen inanmaya devam et. Zaten ruhlar aleminden kesitler sunuyorsun. Yok ruhun yaşı, yok ruhun sevmiş falan. İyi de 38 yaş ya. Daha yani adam dünya 38 yaşındayken daha o ruh o bedene girmemişti bile yani. İşte sevmişler, ne yapacaksın? Tüm dünyaya da kabul ettirmişler yani. Bak özellikle takip edeceğim şimdi bu haberleri, tamam mı? Rahmetli, bak rahmetli Kayahan'ın aşkını bak, biliyorsun. Aynı örneği başka, veriyorum. O başka. Niye o başka? Onda ya kız bu kadar genç değil, adam o kadar yaşlı değil. Aa, ya. Neden? Onların da arasında kaç yaş var? Kaç işte? Yaş var? Çok var onların arasında da. 38 yaş kadar yaş yok var yani. Diye biliyorum ben onların arasında da. Yani biliyorsun İpek Acar da aslında bizim işte Türkiye'de bu haberin benzeri de Kayahan İpek Acar aşkıdır yani. Bizim, Kayahan o hastalık sürecinde İpek Acar yani bebekler gibi baktı adamcağıza yani. Yani bizim milletimizde duygusal derinlik vardır. Bu duygusal derinliği ve oryantalliği ben kabul ediyorum. Burada olabilir bazı şeyler. Ama bilmiyorum, yabancılarda pek böyle değil gibi geliyor bana. Ben yani sana kabul ettiremeyeceğim ne yaparsam yok, yapayım ama ayrımcılık konuda... yapıyorsun bak. Kimi çiftleri kabul ediyorsun, kimisini etmiyorsun. Seda Sayan'ı onayladın. Hı. Kayahan'ı onayladın. Ay Seda Sayan'ı nasıl onayladın? Nasıl onayladım Seda Sayan'ı? Nerede onayladım? Kayahan'ı da onayladın mesela. O öyle değil diyorsun. Ya Kayahan rahmetli vefat etmiş. Şimdi arkasından ne söyleyeyim? Sen yani de beni işte, konuşturacaksın. Sen yani bazılarını kabul ediyorsun, bazılarını etmiyorsun. Hele var ya ben aslında esasında senin düşünce yapını tam anlayamaz. Küçük erkeği daha da kabul edemiyorum yani. Daha da kabul edemiyorum. İlişkide evet.
Yani küçük kadını bir yere kadar kabul edebiliyor. Küçük erkeği özellikle de ünlü ve zengin bir kadın yanında ben çok şüpheyle yaklaşıyorum. İnşallah senin haberini kendinden küçük ya da büyük biriyle yapıyor. Olmayız. Şu görüntüleri kendi haberimi kendim yapacağım zaten yani. Bizzat sana izlettireceğim o gün. Tamam hadi mı? Hadi bakalım. Peki. Göreceğiz. Hadi bakalım. O zaman kısa bir reklam arasına gidelim efendim. Biz bir sakinleşelim. Bir rahatlayalım. Ay biz sakiniz şekerim. Biz sakiniz. Dayınız ortada bir şey yok. Ardından devam edeceğiz. Serap Paköz'ün estetiklerini konuşacağız.